İki gündür Türkiye'nin gündemine oturan Twitter erişimin engellenmesini akşam ajansına konuk olan Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut değerlendirdi. Bir kamuoyunda yanlış pazarlanan bilginin altını çizerek düzeltmek istiyorum. Şöyle bir bilgi paylaşılıyor kamuoyunda. İşte hükümet Twitter'ı kapattı. Başbakanın talimatıyla Twitter kapatıldı. Bunu bazı yayın organları bilerek, özellikle altını çizerek, vurgulayarak insanlarımızın algılamasına kazımaya çalışıyorlar. Her şeyden önce şunun altını çizmemde yarar var. Twitter mahkeme kararıyla faaliyeti durduruldu. Yani twitter.com internet sitesine erişim mahkeme, daha doğrusu yargı kararlarıyla bu erişim durduruldu. Dolayısıyla hükümetin talimatıyla sanki bir şalter varmış, şalter indirilmiş, twitter.com'a erişim durdurulmuş gibi bir algılama ortaya konmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Neden yapıldığına gelince, neden yapıldığını anlattığımızda herkes bize hak verecek. Özellikle objektif düşünen herkes bize hak verecek. Bakın, twitter.com internet sitesi veya Twitter şirketi Amerika'daki yargı kararlarını tanıyor. Yani Amerika'da eğer sizin aleyhinize birisi bir yayın oradan yaparsa, siz bir yargı kararı alırsanız, bu yayını durdurursanız, sizin yargı kararınız Twitter şirketine tebliğ edildiği zaman sizinle ilgili yayın oradan kaldırılıyor. Fransa'da aynı şekilde yargı kararlarını tanıyor. İngiltere'de yargı kararlarını tanıyor. Kanada'da yargı kararlarını tanıyor. Türkiye'deki yargı kararlarını tanımıyor. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık haklarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına bir hakaret.